Gençler selamlar, ben SML Hoca. SML Hoca Matematik kanalındasınız arkadaşlarım. Metin Yayınları TYT Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz bu kanalda. Nerede kaldık? Rasyonel sayılarda işlem, üniversiteliğim konu başlığıyla 9. testin çözümlerine kaldık arkadaşlar. Sayfa numaralarımız ise 18 ve 19. Derseniz, abone olduysanız ve videoyu beğendiyseniz çözümlerimize başlayalım. Evet gençler, bize demiş ki ilk sorumuzda Marmara Denizi'nde oluşan müsilajı incelemek için denizden rastgele alınan bir görüntü 5'e 5 birim kareye ayrılmış ve bu inceleme alanının şekilde belirtildiği kadar kısmının müsilajla kaplı olduğu görülmüştür. Buna göre bu inceleme alanında müsilajla kaplı kısmın alanının tüm inceleme alanına oranı aşağıdakilerden hangisi olamaz diye sorulmuş bize. Şimdi öncelikle kaç tane alana müsilaj bulaşmış? Bunu bir görelim arkadaşlarım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tane alana bulaşmış. Ve bu 5'e 5'ti. Yani 25 tane kare var burada. Şimdi maksimum 16 bölü 25'ine müsilaj bulaşmıştır diyeceğiz. Minimumunu bulalım şimdi de. Minimum için de şuna bakacağız. Tamamı müsilajla kaplı olanlar. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane bütün kareye, bütün birim kareye bulaşmış müsilaj var. O halde ben şunu söyleyebilirim. Tabii ki 5 bölü 25'ten daha büyük ve tabii ki 16 bölü 25'ten daha küçük diyebilirim. Çünkü diğerlerinin tamamına mı yarısına mı ne kadarına olduğu belli değil. Bundan kaynaklı bu tarz soruları bu şekilde çözüyorsunuz. Şimdi hangisi olamaz diye sorulmuştu. Bütün şıkların paydalarını 25 yapabiliriz. Burayı 5 ile genişletin, 15 bölü 25 yapar ki 15 bölü 25 bu aralıktadır, yani olur. Burayı 25 12,5 ile çarpalım, 12,5 bölü 25. Bakın 12,5 yine 5 ile 16 aralığındadır, bu da olabilir. 5 ile genişletin arkadaşlarım, 10 bölü 25 gelir, 10 yine bu aralıktadır, olur. 3 bölü 10 için 2,5 ile çarpalım, 7,5 bölü 25. Böylelikle arkadaşlarım 7,5 da 5 ile 16 aralığında olduğu için bu da olur. 5, 1 bölü 5 içinde 5 ile genişletirseniz 5 bölü 25 geldiğini görürsünüz. 5 bölü 25 bu aralıkta değildir. Bunun ta kendisidir. Bakın ama bundan büyük olması gerekiyor. Demek ki cevabımız ne olacakmış? Edirne seçeneği olacakmış arkadaşlarım. Devam ediyoruz ikinci soruyla. Bir demir ustasına 12 bölü 5 santim uzunluğunda bir demir çubuk siparişi gelmiş. Buna göre bu ustanın aşağıdaki kestiği demir çubuklardan hangisi siparişe uygundur diye sorulmuş. 12 bölü 5 santimetre olacak arkadaşlar. 12 bölü 5 santimetre demek 12'yi gidersiniz 5'e bölersiniz arkadaşlarım. 2 defa var dersiniz, çıktı 2. 1,10 20'nin içinde 5 ise 4 defadır. Yani 2,4 olacak arkadaşlarım bizim aradığımız çubuğun uzunluğu. Şimdi 2,4'ü buradan arayalım. Şuna bir bakalım. 5'ten 12'ye kadar 7 santim zaten. Dolayısıyla A şıkkı olamaz. B şıkkına bakalım. 0'dan başlıyor arkadaşlar. Bakın 0'dan başlıyor. 6 küsür. Bu da olamaz. C şıkkına bakıyoruz. Yine 0'dan başlamış. 3 küsüre kadar gitmiş. 2,4'ü arıyoruz biz. Bu da olamaz. Denizli seçeneğine bakıyoruz. 0'dan başlamış ve 2 virgül, bakın şurası 2,5, 2,5'tan hemen önce 2,4. Dolayısıyla cevap Denizli. Edirne seçeneğine bakıyorsunuz. Bununla aynı yerde bitmiş ama ta cetvelin başından başlamış. Bak 0'dan başlamamış. Arada hani o 0'la cetvelin ilk başladığı plastik bölümün veya metal bölümün bir boşluğu vardır ya, o boşluğu da kullanmış. Dolayısıyla bu da olamaz. Cevabımız Denizli seçeneği olacaktı. Devam ediyorum 3. sorumla. Aşağıdaki sayı doğrusunda 0 ile 1 arası eş aralıklara, 1 ile 2 arası da eş aralıklara bölünmüş. Bakın burası 1, 2, 3, 4, 5 eşit parçaya bölünmüşken burası 1, 2, 3 parçaya bölünmüş. Uzun çizgilere denk gelen sayılarda bir tam sayıymış. Ax artı b'ye eşittir 1 olduğuna göre x eksi y farkının en büyük değeri acaba kaçtır diye soruluyor bize. Öncelikle gençler, bakınız. 1, 2, 3. parça kullanılmış. Şimdi ben 0 ile 1 arasının 1 birim uzunlukta olduğunu biliyorum. 5 eşit parçaya bölündüyse 1 bölü 5'tir her parçanın uzunluğu. Ve 0'dan 3 birim uzaklaştığına göre 3 ile çarparsınız 3 bölü 5 gelir.
Tamam. Ki bu bize A'yı verecektir. A sayısı 3 bölü 5'miş. Şimdi B sayısını bulmaya geçelim. 1 ile 2 arasının uzunluğu 1 birim. Bunu 3 eşit parçaya bölmüş ve 1 defa ilerlemiş. Yani çarpı 1 ve 1'in üzerine eklediği için bunu da 1 ekliyoruz. Bu da sevgili arkadaşlar 1'i görmezden gelebiliriz. 1 kere 3, 3, 1 ekledim. 4 bölü 3. 4 bölü 3 de bize B'yi verir. Şimdi tüm bunlar bizim elimizdeyken şunu şöyle biraz kenara çekip küçültebiliriz arkadaşlarım. Tüm bunlar bizim elimizdeyken gençler şöyle diyorsunuz bakın. AX artı B'ye. Şimdi ben A ve B'yi buldum ya, yerlerine yazacağım tabi. 3 bölü 5X artı B neydi arkadaşlar? 4 bölü 3 Y eşittir 1'miş. Tamam. X eksi Y farkının en büyük değeri bize soruluyor. Şimdi ben burada X eksi Y'yi bulabilmek adına, bunlar birer bak neymiş bu arada, uzun çizgilerle belirtilenler birer tam sayıymış. Bunu da unutmayalım. Tamam, birer tam sayı. Peki bunun 1 gelebilmesi için x eksi y farkının en büyük değeri soruluyor ya, maksimum olabilmesi için y'yi küçük seçmem gerekiyor burada. X de buna bağlı olarak büyük gelecektir zaten. Şimdi y'yi küçük seçeceksem ben giderim y'yi 3 seçerim 2'den sonra geldiği için. Eğer ki y 3 olursa bakın burası 3, 3 gider, 3 bölü 5x artı 4 eşittir 1 olur. 4'ü karşıya gönderirsiniz, 3 bölü 5x eşittir eksi 3 olur arkadaşlar. Buranın eksi 3 gelebilmesi için x'in eksi 5 olması şarttır. Dolayısıyla x eksi 5, y de 3 ise bunların farkı eksi 8'dir. Cevabımız da c'dir deriz. Geçtim 4'e. Mavi olanına eksi 1 ile 0, pembe olanına ise 0 ile 1'in ortasındaki sayının işaretlendiği şekil 1'deki iki sayı doğrusu işaretli noktalarında şekil 2'deki gibi dik kesiştiriliyor. Şimdi eksi 1 ile 0'ın arkadaşlarım eksi 1 bölü 2, 0 ile 1'in burası da ne olacak? 1 bölü 2 olacak. Yani şu çizgi pembe için 1 bölü 2, mavi için arkadaşlarım eksi 1 bölü 2 olacaktır. Sarı boyalı bölgenin çevresi sorulmuş. Şimdi şu kısım kaç birim? Eksi 3 bölü 2'den eksi 1 bölü 2'yi çıkarırsın ya da eksi 1 bölü 2'den eksi 3 bölü 2'yi çıkarırsanız 1 gelecektir. Şu kısım nedir arkadaşlarım? 1 bölü 2'den eksi 1 bölü 4'ü çıkarırsan 3 bölü 4 gelecektir. Şimdi gelelim şu uzunluğu, hipotenüsü bulmaya. Öncelikle sevgili arkadaşlarım elimizde bizim şu şekilde bir üçgen var. Bu üçgende şurası 1 geldi yani 4 bölü 4. Burası 3 bölü 4 geldi. Bakın 3 bölü 4, 4 bölü 4 o zaman 5 bölü 4. 3, 4, 5 üçgeninden. Demek ki burası da 5 bölü 4. Şimdi çevresini bulalım. Bir 5 bölü 4'ümüz var zaten taş gibi. Bir 3 bölü 4'ümüz var. Bir de 1'imiz var. Şu ikisini toplayın 8 bölü 4. 8 bölü 4 2'nin ta kendisidir. 2'ye 1 eklerseniz de cevap ne olur? 3 olur. Dolayısıyla cevabımız C seçeneğidir deriz. Ve bir diğer sayfadayız. 19. sorumuz 5. soru. 19. sayfamız 5. soru. Öncelikle gençler, Turhan aynı büyüklükteki asetata yani şeffaf plastik kağıda aşağıdaki işlemleri uygulamıştır. Birincisini 5 eşit parçaya ayırarak 3 parçasını şeffaf mavi ile boyamıştır. İkincisini 3 eşit parçaya ayırarak 2 parçasını şeffaf sarı boyayla boyamıştır. Turhan daha sonra bu kartları aşağıdaki gibi üst üste yerleştirdiğinde çakışan renkler yeşil görünmüştür. Buna göre Turhan'ın yeşil bölgeyi elde etmek için yaptığı işlem aşağıdakilerden acaba hangisidir diye sorulmuş bize. Şimdi arkadaşlar bu matematiksel bir işlemin modellenmiş halini vermiş bize. Bunun matematiksel karşılığı soruluyor. Anlaştık? Matematiksel karşılığı soruluyor. Peki ne yapılacak? Şimdi öncelikle şu parça 3'ü boyanmış. Bakın 5'i kesilmiş, 3'ü boyanmış. Dolayısıyla zaten bu mavinin belirttiği şey 3 bölü 5'tir arkadaşlar. Buraya geçiyoruz. 3'e bölmüş, ikisini boyamış. O da 2 bölü 3'tür. Şimdi bu mavi işlem, bu da sarı işlem. Acaba bunlara hangi işlem uygulanaraktan şurası elde edilmiş? Arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6 tanesi boyanmış. Burasının tamamı kaç birim arkadaşlarım? Bir de ona bakalım. Birim kare. Toplam 15 birim kare. Şimdi 6 bölü 15'i elde etmek için bunlara ne yapılır? Tabii ki çarpılır. Dolayısıyla 3 bölü 5 ile 2 bölü 3'ün çarpımıdır diyeceğiz. Cevabımız da Ceyhan olacak 5. sorumuz. Ve 6. soruma geçiyorum. 6. soruda bize denmiş ki aşağıda bir karpuz, bir kavun ve bir portakalın elektronik bir tartıyla yapılan 3 farklı ağırlık ölçümü verilmiştir. Karpuzun 12.6 kilogram olduğu açık.
20'den 12.6'yı çıkarırsanız 7,4 kalır kavun için. E kavun 7.4 ise burada da 7.4'tür. 9.8'den 7,4'ü çıkarırsan da 2,4 portakalın ağırlığı gelmiş olur. Portakalın ağırlığı sorulmuştu. Cevap C seçeneğiydi. Ve arkadaşlar devam ediyoruz 7. sorumuzda. Bir lise öğrencisi bir ortaokul öğrencisinin kesir problemleriyle ilgili ödevine yardım etmek için aşağıdaki modellemeleri yapmıştır. Birinci modellemede 4 litrelik su 2/3 litrelik kaç tane şişeye doldurulabilir şeklinde. Şimdi birinci şişe, ikinci şişe, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı şişe toplam 6 tane şişe gereklidir denilmiş. Şimdi ne deniyordu arkadaşlarım? 4 litrelik suydu. Şurası 1 litre, 2 litre, 3 litre, 4 litre denilmiş ya bize. Heh. 2 tanesi bak. Şurası 1 litre ise 3 eşit parçaya bölmüş. Her biri 1/3'tür. 1/3, 1/3 daha 2/3 litrelik birinci şişe. Şurası ikinci şişe. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı şişeye. Toplam 6 şişe gerekir demiş. Doğru. Ki zaten 4 çarpı 2/3'le çarparsanız, pardon 4'ü 2/3'e bölerseniz eşittir dersiniz 12/2'den. Zaten 6 gelecektir. Bu bir. Yanlış yapılan soruluyor. Birincisi gayet doğru. Dolayısıyla 1 olanları silebilirsiniz arkadaşlarım. 2 tanesinde 1 var. Devam. 3/4 tonluk bir yük 2 eşit parçaya ayrıldığında her bir parça kaç tondur? 3/4'ü 2'ye bölerseniz 3/8'i elde edersiniz arkadaşlarım. Dolayısıyla cevabınız 3/8 çıkması gerekiyor. Şimdi bunu nasıl yapmış? Modellemeyi doğru yapmış mı? Bir de ona bakalım. Bakın 4 eşit parçaya ayırmış, 3 tanesini boyamış. Bu 3/4'ün matematiksel gösterimidir. Daha sonrasında 2 eşit parçaya tam ortadan ayırmış. Ortadan ayırdıktan sonra da burası 3/8'dir, şurası 3/8'dir denmiş. Burası 3/4'tü bakın. Ne demişti bize? Her bir parça kaç tondur? 3/8'e 3/8. Demek ki bu da doğru. 2 olanları da sileceğiz. Cevabımız neymiş? Ceyhan seçeneğiymiş arkadaşlarım 7. sorumuzun. Bir de üçüncü öncüle bakalım. Niye yanlış? 2/3 metrelik ip 1/6 metrelik kaç parçaya ayrılabilir diye sorulmuş. Tabii ki biz 2/3'ü 1/6'ya bölmemiz gerekiyordu. Bu da 12/3'den 4 tane yapar arkadaşlarım. Buna tamam. 2/3'ü ipi ayırmış eyvallah. Ama daha sonrasında bu 2/3'lük kısmı 4 eşit parçaya ayırmış sadece. Yani burası şurası 1, 2, 3, 4 eşit parçaymış ve 4/6 tane denmiş. Bizim cevabımızın 4 tane olacaktı. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan seçeneğiydi sevgili gençler. Ve 8. ve aslında son sorumuzdayız. Arızalanan bir hesap makinesi ondalık sayıların virgülünü çarpma işlemi olarak algılamakta. A, B, C, D ve E birer rakam olmak üzere bu makineyle A virgül B, C ile D virgül E'yi çarpma işlemi yapıldığında ekrana 111 sonucu gelmiş. Buna göre bu makineyle A virgül BC artı D virgül E işlemi yapılırsa elde edilecek sonuç en fazla kaç olur diye sormuş. Şimdi bu makine virgülleri çarpma işlemi olarak algılıyor ya. Aslına bakarsanız A çarpı BC çarpı D çarpı E olarak algılamış bunu. Bakın rakam, 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 iki basamaklı sayı. Ve bunun sonucu ne gelmiş? 111 gelmiş. Şimdi ben bu 111'i asal çarpanlarına ayırdığım takdirde arkadaşlar şöyle ayıralım. 3'e bölünür. 3'e bölündüğü takdirde burası 37 gelecektir. 37 gelmez, özür dilerim. Tekrar ayırmakta fayda var. 37 mi geliyor ya? 90 artı 20, 37 geliyor aynen. 37. 37'ye böldüğün takdirde de 1 gelir zaten. Şimdi demek ki arkadaşlar 37 iki basamaklı bir asal olduğu için şuna mutlaka ama mutlaka 37'yi yazacağız. Bir tanesini de şunlardan bir tanesini de 3, diğer geri kalan iki tanesini de 1 seçmemiz lazım. Tamam. Dolayısıyla bunlardan bir tanesini 3, diğerlerini de 1 seçeceğiz. Böylelikle 3 çarpı 37 çarpı 1 çarpı 1'den 111'i bulabilir ancak bu makine. Ama bu makineyle şu işlem yapılırsa ne bulunur diye sorulmuş. Ve sonuç en fazla kaç olur diye sorulmuş. Böylelikle bu makine aslında bunu nasıl algılayacaktır? A çarpı BC artıyı artı olarak algılıyor. Allah'a çok şükür. D çarpı E.
Şimdi A'yı ben burada 3 seçersem, bunu da 37 seçersem tabii ki sonuç büyük gelecektir. 3 kere 37 de bize zaten 111 sonucunu veriyordu. Artı 1 kere 1 de 1'i verir. Toplamda 112 sonucuna ulaşırız. Cevabımız da Edirne seçeneği olmuş olur. Gençler, videonun ve testin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Diğer videolarda, diğer testlerde görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.